hoş geldiniz. Öncelikle Fatiha Bey'e teşekkür ederim, söz hakkı bana verdi. Burada o yanda tanıtım ben size yapacağım. Değerli misafirlerimiz, bu konak 300 yıllık tarihi var. Mimarı Osmanlı döneminde yapılmış. Paşa Bey konağı ne için açıldı? Dedik ki tarih hepimizin ecdat izi kaybolmasın, hatırlatmalar. Bugün siz gördünüz, yarın çocuklarınız görsün. Evet, hepinize çok huzur dilerim. Öncelikle gençler buraya iyice dikkat etsinler. Ecdadımız nerede yaşamış, ne şekilde yaşamış. Şimdi burada size tek tek tanıtımı yapacağım. Evet, bakın eskide kapıcının yok iken kapı tokmakları vardı. Bu konuma gelen misafir, erkek, bayan, Osmanlı döneminde harem ve selam. Şimdi ses tonları dinleyin. Erkek misafir, bayan misafir. Eğer bunu görürse erkek kapıyı açılmış, erkekse tam karşına bir merdiven var, çıkmış erkek odasında oturmuş, bayansa aynı merdiven arka tarafta var, çıkmış bayan odasında oturmuş. Değerli misafirlerimiz, üst katta haremlik ve selamlık odalar var. Şimdi kapıyı açacağım, en alt katta bir Osmanlı mutfağımız var. Burayı tanıtım yaparız, sonra üst kata gideriz. Bir de bu kapıdan o yanı içeri girdiğiniz zaman başınıza dikkat edin. Çünkü kapılar hep açar. Kapıyı neden açar yapmışlar gençler? Eskiden medreselerin, türbelerin, bu tür evlerin kapıları açar yapmışlar. İçeri girdiği zaman da selam ve saygı için. Eğer desem ben kabadayım, saygı gösterdim, kabada girdiğiniz zaman küt kafayı vurursa, oy anamıyım, eğilir. Ne yapsa? Artı şimdi bizim kendi kapılar yaptılar ya, işte bu kapılarda örnek aldılar, çift anahtar, Osmanlı frengi anahtarlar. Bu evin orijinal anahtarları. Gidelim içeri. Dilerim. Bir dakika daha bana izin verin, ondan sonra fotoğrafı çekebilirsiniz. Anne otur bir. Şimdi bu anne oturduğu alan kime ait? Anne. Evin hanımına. Anne. Paşa'ya. Başı. Çocuk mu? Bu kaynana koltuğu. Bu ana bundan sonra sizin kaynananız. Burada hep gelinlerisiniz. Ama yarın sabah kahvaltısı kaynana aittir. Kaynana, tüm bunların kahvaltısı sana verilir. Bir alkış, bir alkış. Süper. Evet, değerli misafirlerimiz, ablalarım ve abilerim, çok özür dilerim. Bir dakika sessiz olalım, herkes anlasın ki ecdat ne şekilde yaşamış. Evet, şu anda bulunduğumuz alanda 3 asırlı bir mutfak. Eskide yeme içme hep burada yapılırmış. Şimdi bunu tavana bakın. Kırlangıç tavan. Kesinlikle çivi yok. Bakın 7 kat 8 köşem. Köşe bentlerde şu şekilde birbirine geçme. 7 kat sebebi. Bu evde tandır yandığı zaman tandırın dumanı hızlı çekmek sebebi. 8 köşem sebebi de eskide saat yokmuş. Dedelerimiz, büyüklerimiz buradan bir saat yapmışlar. Artı bir de güneş nereye vurduğu zaman saat kaç olduğu bir güneş saatine ayarlamışlar. Bak şimdi size burada bir saat sayacağım. Doğu bu taraf. Sabah doğuda güneş doğduğu an sabah saat 6. Ortası buçuk. 7, 7 buçuk. 8, 8 buçuk. 9, 9 buçuk. 10, 10 buçuk. 11, 11 buçuk. 12, 12 buçuk. 1, 1 buçuk güneş batıma doğru. Burada bir saat yapmışlar. Aynı kubbe ulu camı da var. Gidin görün aynı kubbe. Yine camların alt kısımda yere bakın. Yerde bir oluk taşı var. Bu oluk taşın ismi de Nisan tası.
Nisan ayın belli bir günü varmış yağmur yağdığı an. Hemen bacaları açık bırakmışlar. Yağmur suyu yığıldığı zaman şifa niyetine. Ablalar ve anneler burada çok özür dilerim. Birer damla banyo sularına katmışlar şifa için. Birer damla gıdalara serpmişler bereket için. Artı Nisan yağmuru da yoğurt mayalamışlar. Hemen sola dönün bakın yerde tandır. O tandır yanarken üstünde güveçlerde yemek, onun iç kısmı yan tarafına lavaş ekmek, yine bizim doğunun tereyağlı ketesi orada pişirilmiş. O kısma da eskide ismi aşhane, yani aş pişme yeri. Evet değerli misafirlerimiz, özellikle burayı da dinleyin. Gençler, özür dilerim. Baba ocağı. Bakın baba ocağı nereden gelme? Eskiden büyüklerimiz ne deyirdi? Baba ocağı tüttü mi? Baba da öldükten sonra biz ne deyirik? Baba öldü, ocak söndü. İşte o kelime buradan gelme. Eğer evladı varsa yakarmış. Evladı olmasa yakanı yok, ocak söndü gitti. Yine o zaman soba yok iken bu evin ısıtmasını burada yapmışlar. Biz şimdi baba ocağın ismi değiştir, şümine oldu. Şümine de balkonda uzak süs yapırız. Tandırda yemek piştikten sonra bu kısma seki. Bu sekide de ev halkı bir kapta birlik beraberlik burada yemeğini yemişler. Evet ablalarım şimdi bir şey söyleyeyim bana kızmayın. Şimdi bazen ablalarımız ne diyor? Komşusunun kapısını çalıyor. Bir de böyle şişerek, kurunarak komşu komşu diyor, hele hoş gel, ben öyle bir Amerikan mutfağını yaptım ki. Dikkat edin gençler, Amerikan kim ki ben onun mutfağını yapayım? Bakın bu açık mutfak kültürü babanıza ait, dedenize ait, Osmanlı'ya ait. Orada yemek pişir, burada yemek yenir. İşte biz tarihimize, kültürümüze sahip çıkmadık. Adamlar bizim tarihi hep çaldı götürdüler. Şimdi dolarına bize satırlar. Şimdi bak başlamışlar bizim kültüre açık mutfak Amerika. Öyle bir şey yok. Bundan sonra onun ismini değişeceğiz. Ya babamızın mutfağı diyeceğiz ya da Türk mutfağı diye. Bak göz önünde. Burası ambar. Şimdiki bizim kila. Kuruyacak yeri. Son zaman buranın ismini değiştiler. Kaynana dolabı dediler. Kaynana dolabı derken şimdi bazen ablalarımız yanlış anlamış. Diyorlar kaynana cimrimiş, dolabı kilitlenmiş, gelene bir şey vermemiş. Kesinlikle ablalarım öyle bir şey yok. O eski annelerimiz, ninelerimiz mert ve yiğitmişler. Bura misafir pay yeri. Eskide otel falan yokmuş. Erzurum'a gelen misafirler böyle konaklarda kalmışlar. Bir de eskide yokluk varmış, fakirlik varmış. İşte eskide burada misafir pay yeri saklamışlar. Bir misafir geldiği zaman hemen saniyede orada çıkarmış gibi yemek yapmış, misafirin önüne koymuş, o misafiri yolcu etmiş. Şimdi bizim apartmanlar çıktı, ne misafirlik kaldı, ne komşuluk kaldı, hepsi bitti. Şu anda bulunduğumuz alanda harem bölümü. Diğer yıllar önce siz bu konağa misafir geldiniz, erkekler o merdivende çıkmışlar o odada, bayanlar buradaki merdivende çıkmışlar bu odada. Oturma, dinlenme, yatmalarını hep burada yapmışlar. Yine Osmanlı zamanında bayan odası olduğu için bakın bu odada iki tane kapı var. Bir kapı dışarıda örtülmüş, bir kapı içeride. İki kapı sebebi diğer yıllar önce kaynana burada oturmuş, yorgundur, bir yerde uzanmış veya üstünü değişir, müsait değil. Başka bir erkek misafir de geldi. O da dış kapıda içeri girdi. Konağın sahibi de işi var. Belki bir şeylerle uğraştı. Erkek misafiri fark edemedi. O da yanlışlıkla bu merdivende çıkarken birinci kapıyı açtı. İkinci kapıyı gördüğü zaman ulan burası destur bayan odası. Daha bu kapıyı açmadan bunu yavaşça örtmüş. Direkt aşağıya inmiş. Oturduğumuz alanda eskide divan. Divanlar ne için yapılmış? Eskide anne, baba, dede, nene yukarıda oturmuş, çocuklar aşağıda. Anne, baba, dedeye sevgi, saygı, hürmet için.
Şimdi çocuklar yukarıda, büyükler aşağıda. Burası yatak yerleri, eski gardırobu, yüklük. Eskide gün yatakları varmış, misafirlere sermişler, gündüz katlayıp dolaba yerleştirmişler. Ece içimizde öğretmen olan varsa, bir de tarih bölümü okuyan varsa, çok özür dilerim, bu bilgiyi de siz çocuklara bilgi verin. Şu kısım şu anda tarih bölümümüzde var. Bu da 3 asırlı el içileri, göz nürü, miş. Mişler gene moda oluşu bir evlerde yapıyorlar. Artı bu tavanda asma paklava dilimi. Evet değerli misafirlerim, gel gelelim konağa. Konakta mülk Allah'ın, yeri de sizlere ait.